İstiridye mantarlarıyla başlayalım. Şöyle kök kısımlarından ayırıyorum. Bir parça ufaltıyorum. Şöyle kenara alalım. Bizde çok fazla yaygın değil. Limongrass, limon otu diye de geçiyor. Şöyle keselim. Bunu kullanmadan önce tıpkı sarımsak gibi ezmek lazım. Bıçağınızın tersiyle şöyle ince ince kesiyorum kökünü attıktan sonra. Şunları da kenara alalım. Bir parça zencefilim var. Çok fazla zencefil tadının baskın olsun istemiyorum. Kişnişim var, onları da ayırayım. Kenara koyalım. Karideslerim var. Bu çorbayı istediğiniz deniz mahsulüyle yapabilirsiniz. İstediğiniz mantarla da yapabilirsiniz. Bence en çok yakışanı karides içlerinde. Şimdi karidesi ayrı pişireceğim, çorbayı ayrı pişireceğim. Çünkü karidesleri sote etmem lazım, karamelize etmem lazım. Eğer çorbanın içinde biraz sıvıyla da pişmesi lazım. Eğer pişerse karidesler piştikçe lastik gibi olacak. Onu istemiyorum. Onun için önce karidesleri pişireceğim. Şöyle koyalım. Birazcık tuz, karabiber. Bunları kenara aldıktan sonra çorbamızı pişirmeye başlayacağız. Şöyle kenara alıyorum. Daha fazla da pişirmek istemiyorum. Çorbanın içine de en son atacağız. Orada da bir parça daha pişecekler. Biz çorbamıza başlayalım. Zeytinyağı kullanıyorum. Önce mantar ve limongrassları soteleyeceğim, kavuracağım. Daha sonra içine zencefilimi atacağım. Birazcık tuz, karabiber. Limongrasslarımızı da atabiliriz. Zencefillerimizi de atabiliriz. Hepsini birkaç dakika kavuralım. Bir parça su koyalım. Bu aromayı suya verelim. Daha sonrasında üstüne Hindistan cevizi sütü koyalım. Şimdi Hindistan cevizi sütümü koyuyorum. Bir parça köri koyacağım içine. Bir taşım kaynatacağım. Biz limonlarımızı ve lime'larımızı da keselim. Birazcık içine sıkalım. En sonunda. Artık karideslerimi ilave edebilirim. Birazcık limon, birazcık da lime. 3-4 damla. Neden bu kadar çok içine limongrass, lime ve limon koyduk? O Hindistan cevizi sütünü birazcık kırmak istiyoruz. Kişniş koyuyorum. Eğer kişniş sevmiyorsanız maydanoz koyabilirsiniz. Tipleri benziyor, şekilleri benziyor ama tatları apayrı. Birazcık daha altını açıyorum. Bir taşım daha kaynatıyorum. Çok da kolay, pratik bir çorba. Hindistan cevizi sütünü çok fazla kaynatmayın derim. Kasemizi alıp servise başlayabiliriz. Önce malzemesini koymak istiyorum. Şöyle malzemeyi bol bir şekilde koymak istiyorum. Daha sonra suyundan da koyacağım. Bir parça içine kişniş daha atacağım. Bu sefer ince ince doğruyorum. Bir parça da kabak çiçeğinden çok az dekorasyon olsun diye koymak istiyorum. Hepinize afiyet olsun.